Suarez çok önemli bir yatırıma kazanmış oluyor. Bir fil yatımı daha kazanmış oluyor. Çaycuma Gençlik Merkezimiz. Çaycuma Gençlik Merkezimiz malum Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, önceki bakanlığımızın programladığı, ihalesinin yapıldığı, şu anda yükselenci firma tarafından uygulaması yapıldığı bir inşaat çalışması devam etmekte. Tabii 400 metrekarelik net alana, iki katlı, asansörlü ve gençliğimizin her türlü fonksiyonel çalışmalarına destek verecek olan geniş salonlarla beraber 8 metrekarelik hitap eden bir inşaat ortada. Tabii 7. ayda, yani 2014'ün Temmuz ayında bitirilmesi öngörülüyor sözleşme gereği. Sanırım sağ olsun müteahhit arkadaşımız, ikinci firmamız Ahmet Bey bunu daha erkene çekeceklerdi ve kısa zaman içerisinde inşaatı bitirip bakanlığımıza teslim edeceklerini bize söylediler. Tabii biz de belediye olarak buradaki altyapı konularında, imar konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetkilileriyle, kaymakamlığımızla, genel müdürümüzle, bakanlığımızla, valiliğimizle, il müdürlüğümüzle beraber bir araya gelerek de bu projenin hayata geçmesinde çok büyük bir çaba sarf edildi. Çaycuma tabii gün geçtikçe büyüyor, gelişiyor. Tüm kurumlarımızın burada yatırımlarını görüyoruz. Yakında inşallah ihalesi de hazırlıkları devam ediyor. 600 kişilik portföy sürgün konusunda tetkik sahamıza. Onun da parasının 110'lu Zonguldak'a geldiğini ve geri kalanını yakın zamanda gönderileceğini, resmi yatırım programına alındığını bakanlık yetkilileri tarafından bize söylenmiş vaziyetlere. Tabii Çaycuma, Irmak Yatağı'nın taşın koruma projeleriyle beraber belediyemizin ileriki günlerde ve yıllarda uygulayacağı güzel projelerle beraber güzel Çaycuma, sağlıklı Çaycuma, sporcu ve aktif Çaycuma bize beklemektedir. Ben ilçemize tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeğe geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca yükleyici firmaya da erken bitireceği için de gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gençlerimizin de anlam bulabileceği, sürekli ücretsiz kurslarımızdan yararlanabileceği ve bakanlığımızın gençlik olan projelerinin hayatından takip edebileceğimiz bir bina. Bina yokken çok aktiflerimizi yapmaya çalıştık ama şimdiden sonra inşallah gençlik merkezimiz de daha da anlam bulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, bu konuda etkilenmiş bir bakanlığı için